Putin'in bir oyunu olduğunu görüyoruz burada. Yani evet, Ukrayna'ya girmeme ihtimali yüksek ama o zaman bu kadar askeri neden sınıra yığdı diye hepimiz bunu düşünüyoruz. Ve öyle bir hale geldi ki Türkiye Bey, şimdi Rusya'nın gücü hem doğal gaz kartını ortaya, yani enerji gücünü ortaya koydu. Diğer taraftan da tamam dedi, ben farkındayım benden daha güçlü olduğunuzu ama bende de nükleer var dedi. Yani bütün bunları ele aldığınızda Putin, yani Rusya'nın bir anlamda da dünyadaki reytingini de arttırmış mı oldu acaba burada? Ne planlıyor size göre? Şimdi Putin, Rusya güvenlik endişeleri var. Nedir güvenlik endişeleri? Hatta ben bugünkü yazımda da bunu anlatmaya çalışmıştım. Bunu gerçekten değerlendirebilmek için geçmişe bakmak lazım. Geçmişten bugüne gelen büyük resme bakmak lazım. Şimdi geçmişte bir soğuk savaş yaşadık biliyorsunuz. İşte 49'dan ne bileyim 1990'a kadar gelen bir soğuk savaş yaşadık. Soğuk savaşta kim vardı iki taraf? Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde Batı, öbür tarafta da Sovyetler Birliği vardı. Bu soğuk savaş kimin galibiyetiyle sonuçlandı? Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Ve Sovyetler Birliği çözüldü. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra 15 yeni devlet ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi, tabii ki Sovyetler Birliği'nin de başat unsuru Ruslardı. Bunu inkar etmek mümkün değil. Şimdi bu esasında Rus elitinde, Rus halkında bir ne yarattı? Travma yarattı. Hatta sanıyorum 2005 yılında Duma'da yaptığı bir konuşmada Putin bunun bir jeopolitik felaket olduğunu da ifade etti. Evet, Bunu söylemişti. gerçekten anlayışla karşılamak lazım. Çünkü biz de böyle travmalar yaşadık. Ne gibi yaşadık? Özellikle işte Osmanlı'nın son yöneticileri düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 20 milyon kilometre kareden Sevr imzalanıyor. 250 bin kilometre kareye düşüyorsunuz. Bu yöneticiler üzerinde gerçekten büyük bir travma yaratıyor. Şimdi aynı travmayı kimler de yaşadı? Ruslar da yaşadı. Ve işte 1992'den sonra yeni bir dünya düzeni kuruldu. Bu dünya düzeninin lideri kimdi? Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Batı'ydı. Ve yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Tek kutuplu bir dünya düzeni. Pervasızca her tarafa müdahale ettiler. Yeniden siyasi haritalar çizmeye çalıştılar ki bizim coğrafyamızla ilgili olanı da biliyoruz. Büyük Orta Doğu projesi ve bunları da vizyona koyabilmek için ne yaptılar? Rejim değişiklikleri operasyonları yaptılar. İşte kuzeyimizde renkli devrimler, güneyimizde Arap Baharı ve Ferit Bey size şöyle söyleyeyim. Esasında ilk rejim değişikliği operasyonu Türkiye'de yapıldı. Bakınız AKP bunun ürünü. Niçin? Hatırlayın AKP'nin lideri ne diyordu? Ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyor. Çünkü böyle bir tasarımda bulunabilmek için, bölgeyi yeniden şekillendirebilmek için Türkiye'nin kullanılması gerektiğiydi. Ve ilk vizyona Türkiye'de kondu. İşte Körfez Savaşları, düşünün Suriye'ye müdahale, Libya'ya müdahale. Kan, kin, gözyaşı olarak özetlenebilir. Peki bunu kolaylıkla Amerika Birleşik Devletleri nasıl yaptı? Tek kutuplu dünya düzeni nedeniyle yaptı. Rusya bundan dolayı endişe duydu ama özellikle NATO'nun doğuya doğru genişlemesine itiraz etti ama istikrarsız durumda olması, ekonomik zafiyet içinde olması nedeniyle fiili durumu kabul etmek zorunda kaldı. Ama İşte son yıllarda, belki de son 10-15 yıldır dünyada farklı bir değişim oldu. Neydi o? Dünyanın siyasi, askeri, ekonomik ağırlık Ekonomi. merkezi doğuya Evet. doğru. Yani Atlantik üzerinden Asya Pasifik bölgesine doğru. Çin çıktı ortaya. Eskiden böyle bir kavram yoktu, böyle bir güç yoktu. Yani hatta Francis Fukuyama biliyorsunuz tarihin sonu. Yani artık liberal düzenin zaferi derken bu
çok kutuplu dünya düzeninin geldiğini kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi bugün Rusya o günkü Rusya değil. O gün defakto girişimleri kabullenmek zorunda kaldılar. Ama artık Putinli Rusya toparlanmış vaziyette. Belki tüm sorunlarını çözmemiş durumda ama artık itiraz edebilir konumda. Bakınız ilk büyük itirazı esasında 2008'de nerede meydana geldi? Gürcistan'da meydana geldi. Evet. Gürcistan'daki renkli devrime itiraz etti. Ve Gürcistan'ın işte Güney Ossetya ve Abhazya bölgelerini kopararak bir anlamda işte arkasından nasıl kaçtığını Şakiyaşvili'nin hep beraber gördük. Daha sonra biliyorsunuz 2014 yılında yine renkli devrim Yanukovic nerede Ukrayna'da darbeyle devrilmişti. Ve en büyük itirazını esasında orada yaptı. Ne yaptı? Ukrayna'dan Kırım'ı kopardı. Bakınız Ukrayna'dan Kırım'ı kopardı ve bugün işte provokasyon bölgesi olarak konuştuğumuz yani Dnieper'in doğusu o Donbas bölgesi bir şekilde de facto nereden Ukrayna'dan koptu. Bu Rusya'nın güvenlik endişelerine karşı fiili itirazın zirve noktaları. Şimdi esas sorun şu. Amerika Birleşik Devletleri tek kutuplu dünya düzenini ila nihayet sürdürmek istiyor. Ve biraz önce anlattığım bu ağırlık merkezinin kayışını durdurmak istiyor. Ve bunun için şimdi bugün hani demin şöyle dedim size soğuk savaş ne 49 işte 1990. Şimdi bugün ikinci soğuk savaş var. Bakınız o soğuk savaşın tarafları ABD, AB veya AB demeyelim de Avrupa diyelim. Öbür tarafı neydi? Sovyetler Birliği. Peki Batı'nın lideri kimdi? Amerika Birleşik Devletleri. Bugün dünyada yine bir soğuk savaş var. Yine iki taraf var. Yine Batı'nın lideri Amerika Birleşik Devletleri ve AB var. Ama Doğu'da lider yok biliyor musunuz? Doğu'da Çin ve Rusya Federasyonu'nun yan yana gelişi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pervasızca uygulamaları nedeniyle tepkisel olarak yan yana geldiler ve bugün dünyada soğuk savaş var. Ne yapmaya çalışıyor? Aynen ilk soğuk savaşta olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri. O gün Sovyetler Birliği biliyorsunuz kuşatıyordu. Yeşil kuşak bunlardan bir tanesiydi. Silahlanma yarışı, istikrarsızlaştırma. Şimdi aynı şeyi, bakınız aynı şeyi Rusya Federasyonu'na ve Çin'e uyguluyor. Aynen Sovyetler Birliği gibi bu iki ülkeyi de parçalamaya çalışıyor. Bakınız yine çok yakın zaman içinde oluştu. AB'nin 12 doğulu ülkesi kuzeyde nereden? Manş Denizi'nden, güneyde Karadeniz'e kadar, Adriyatik'e kadar hatta biz buna daha doğrusu kendileri buna 3 deniz inisiyatifi diyorlar. 12 ülke nereden? Batı'dan Rusya Federasyonu'nu kuşatıyor. Başka ne var? İşte AUKUS Çin'e karşı. Yine dörtlü ittifak içinde ABD, Avustralya, İngiltere ve Hindistan'ın olduğu çevreleme ve kuşatma operasyonları var. Yine yakın zaman içinde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine bile danışmadan ki biz Türkiye olarak en başından itibaren nerede Afganistan'da görev yapmış olmamıza rağmen ne bize danıştı ne müttefiklerine danıştı bir anda Afganistan'dan çekildi. Hem de alelacele. Peki bu niçindi? Bakınız Afganistan'ın stratejik konumuna bakınız. Rusya Federasyonu ve işte hemen güneyini tutan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Çin'in arasında yani orada bir istikrarsızlık bölgesi yaratmak için yaptı bunu. Ve kuşak yol projesine engellemeye çalışmak, kuzey akımı durdurmaya çalışmak bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bazı hamleler. Bakınız aynen bakınız stratejik olarak aynen birinci soğuk savaşta ne yaptıysa şimdi Amerika Birleşik Devletleri
o gün Sovyetler Birliği'ne yaptığını bugün Rusya Federasyonu ve Çin'e yapmaya çalışıyor. Şimdi Rusya gücünün farkında, yani ne kadar güçlü olup olmadığının farkında. Hatta o biraz önce ifade ettiğiniz konuşmada Putin diyor ki, yani biz diyor ki konvansiyonel güçler açısından diyor NATO kadar güçlü değiliz diyor. Bunu biliyoruz ama bunu esasında çok dikkatli kullanmaya lafları seçerek söylemeye çalışıyor. Yani direkt tehdit değil de en direkt tehlikeyi anlatmaya çalışıyor. Kime? Avrupa'ya anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yani biz çok önemli bir nükleer güçüz. Buralarda böyle bir savaş olursa, yani demek istiyor ki biz de bunu kullanmak zorunda kalırız. Belki Amerika Birleşik Devletleri uzakta ama diyor siz yanımızdasınız. Bundan evet. Dolayı siz de biz de zarar görürüz diyor. Bakın yine Putin nereye gitti? Çin'e gitti. Orada Xi Jinping'le görüştü. Ve ondan sonraki tavırları öncesindeki tavırlarına göre özgüven açısından çok farklı. Bunu yakından izlediğim için çok kolaylıkla söyleyebiliyorum. Ve arkasından 8 Şubat'ta Macron'la, bunun görüntüleri sosyal medyada da var, tavırlarına ve Macron'a yaptığı muameleye görüyorsunuz adeta bir özgüven patlaması var. Niçin? Evet. Çünkü Çin'le bu konuda anlaştılar, biliyor musunuz? Yani gerekirse cepheleşmek konusunda Çin'in tam desteğini aldığı için bu konuda Putin kendini rahat hissediyor. Bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Ruslar biz Türkler gibi batılı değildir, biliyor musunuz? Doğuludur. Ben bazı özelliklerimizin çok da benzediğini düşünüyorum. Tek fark belki de kültürel açıdan farklı dinlere mensup olmamızdır. Ama şöyle bir kültürel söz de var. Her Rus'u kazırsan altından Tatarlık çıkar derler. Yani bu Rusya'da söylenen bir atasözü veya özlü söz, öyle diyelim. Benim sözüm değil. Yani davranış biçimleri bize benziyor. Benziyor. Ve daha sonra biliyorsunuz 10 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Lavrov çok, yani belki de şu anda dünyada deneyimleri, birikimi, diplomatik hamleleri olur. Ben üzerine bir Dışişleri Bakanı tanımıyorum. Bakınız, üzerine bir Dışişleri Bakanı tanımıyorum. Lavrov'un İngiliz mevkidaşına davranışlarını, üslubunu gördünüz değil mi? Bu Rusların geri adım atmayacağı konusundaki net bir emare. Bakınız, net bir emare. Şimdi Ruslar bu endişelerini ifade ediyorlar. Yani güvenlik endişeleri. Diyorlar ki siz bir soğuk savaş biterken söz verdiniz bize doğuya doğru genişlemeyeceğinizi diye. Ama siz ne yaptınız? Sözlerinizi tutmadınız, doğuya doğru genişlediniz. Ama diyorlar artık Ukrayna bizim kırmızı çizgimiz diyorlar. Bir de Ruslar bunu söylerken, güvenlik endişeleri söylerken haklılıkları var mı? Var. Niçin? Rusya, bakınız Rusya batılı güçler tarafından çok defa işgal edildi. Bakınız 4 defa istila harekatı var. 4 defa. İşte İsveç'in var. 1812 Napolyon'un var. Moskova yakınlarına kadar geliyor. Birinci Dünya Savaşı var. Hitler var. Barbarossa harekatı. Bakınız milyonlar, size şöyle söyleyeyim, İkinci Dünya Savaşı içinde en fazla askerini kaybeden, vatandaşını kaybeden Sovyetler Birliği, biliyor musunuz? Şimdi böyle endişeleri var. Diyor ki artık, diyorlar ki artık ne, Ukrayna bizim kırmızı çizgimizdir diyor.